10 dakika gelişmesi oldu. Ne oldu be? Nedir o? Yasemin Gülben Dules. Ergen. Evet, aylar bir sonra yaptı. İlk defa bir paylaşım yapmıştı. Gülben Ergen galiba ona cevap verdi. Ne şu dedi Bircan? 6 dakika evvelde, şimdi 10 dakika, 16 dakika şimdi oldu. Paylaşım ekrana gelir mi bilmiyorum ama sıcağı sıcağına yapılmış bir paylaşım. Diyor ki, zannetmeden önce öğren, yargılamadan önce anla, yaralamadan önce hisset, konuşmadan önce düşün. Kendine mi yazdın? Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz. Olmaz. Şimdi egzajere etmeden Yasemin Hanım'ın yaptığı paylaştığımı ikisine yan yana getirelim. Sen oku. Hemen arkasından okuyorum. Sen hadi. Oku ki ben birbirlerine Gülben... nasıl mesaj gönderdiklerini anlayalım. Peki, ben Gülben gibi okuyacağım Yasemin ama. Yasemin Dules'im sana okuyorum. Görüş. Yolluyorum mesajı. Bir dakika, bu ne taklidi diyordu? Sırtlan. Ha, hayır Gülben, sırtlan bu. Gibi okuma, normal. Tamam, tamam, normal ya, tamam. Peki. Yasemin Dules der ki. Evet. Anladım ki insanlar susanı korkak, görmezden geleni aptal, affetmeyi bileni çantada keklik sanıyorlar. Oysa ki biz istediğimiz kadar hayatımızdalar, göz yumduğumuz kadar dürüstler ve sustuğumuz kadar insanlar. Ve cevap olarak Gülben Ergen der ki, zannetmeden önce öğren, yargılamadan önce anla, yaralamadan önce hisset, konuşmadan önce düşün, yoksa altın mimir. Kesin. Şeye takabilir. Gülben'in sözü kimden? Burada. Evet, Gülben'in sözünün kimden olduğunu bilmiyoruz ama şunu yazmış altına. Sırf bunu çözsek, idrak etsek ve uygulasak insan olmanın erdemlerine daha layık bir hayatımız olur demiş. Yorumunda da bunu iletmiş. Tabii şaka yapıyor. İkisini de dinledin peş peşe. Ne hissediyorsun? Ha, Alişan ne diyor? Hiçbir şey hissetmiyorum bence. Yani, kutum açalım. Yeter artık ya, birisi hani... Ama Yasemin ilk kez konuştu. Artık aldatıyorsa aldattım desin, aldatıldım desin, çıksın konuştu. Ben bu konuda artık hani... Fenalık geldi değil fenalık mi? Fenalık geldi abi. Sonuçta Erhan Bey çıktı konuştu. Evet. Adam açık açık konuştu. Aldatıldım dedi. Dedi. Belki hani yıllar önce söyleyemedi. Sen dedin ya hani boşanma falan, ama bir erkeğin aldatılması çok kötü bir şey abi. Şimdi Allah korusun yani. Allah kimsenin başına böyle bir şey vermesin. Bir de adamın bunu açık açık söylemesi çok kötü bir şey. Bunu belki yıllar hani 6 ay 7 ay sakladı, sonradan konuştu falan. Biz kabul bilemeyiz etmesi tabii. Zor bir şey gerçekten. Biz bilemeyiz. Çok çok zor çok bir şey Allah. Bir kimsenin şey. Başına. Tövbe yarabbim yani. Evet. Kimsenin başına vermesin ama artık hakikaten... Sıyrıldım yani. Mide ya, kız gitti 3 gün hapis yattı bu yüzden ya. Ya işte evet yani. Ya. Böyle yani, bir şey olabilir mi ya? Çok saçma değil mi senin hapis yatması? Saçmalığın daniskası ya. Ya bu o zaman hiç kimse program yapamaz ki. Ben Ali abi hakkında benimle ilgili bir şey konuşsun. Onun hakkında karar aldırayım. Senin hakkında aldırayım. Senin hakkında benim aldırayım. Benim abiye bana şey aldıramazsın. Sana aldıramıyorum. Bir saniye, bir saniye. hakkında değil Alişan, Ali bile demediğimiz halde. Üçümüz hakkında da uzaklaştırma kararı aldırabilirsin. Ya böyle bir şey olur. Uzaklaştırma ne abi ya? Aile içi, ya bir şey aile içi şiddet. Bir şey söyleyeceğim. Bu konu hakkında 3 gün hapis cezası veren hakime bir şey seslenmek istiyorum. Seslen. Dur kamera yakın. Bir şey diyeyim mi? Dün haberlerde yine gördüm. Bir aşağılık bir adam karısının boğazını yolun ortasında kesti ya. Gördün mü? Kadın Mecidiyeköy'de herkesin gözü önünde, tüylerim diken diken oldu. Buz gibi oldum ya. Ve kadın... Niye atmış onu biliyor musun abi evden? Bugün okudum o haberi ya. Niye? Birlikte kalıyorlarmış evde. Aralarında boşanma davası varmış. Yine birbirlerine bir şans... Ve kadın o yüzden kesinlik, onu evden kovuyor. Kesinlik gün verme, o da dava açar sana kazanır. Abi ya habere göre böyle o şimdi... haber çıkmış haberi. Yani işte haber çıkmış. Bak şimdi haber çıkmış. Ay. Habere göre de. Bak burada. Doğru. Ya habere evet. Göre de. Ay, çünkü şöyle o haber mahkeme aşamasında işin rengi değişir. Abi kadının boğazını kesti hapiste. Kadını ya. Öldürdü katil. O ayrı. Ama o baldız kısmı diyorsun biraz evet. Şey mi? Yorum açık. Hayır, böyle bir iddia böyle var yani anladın mı? Böyle bir iddia var ve işte diyorum ki böyle güzel kanunlarımız varsa bu kanunları bu hayvanlar için kullanalım. Ya hayvan bile derken hayvanlara da haksızlık ediyorum da. Evet, kusura bakmasınlar. Ya ama aslında kanun çok güzel bir kanun. Ben sana bir şey dedim diye. Ben sana bir şey dedim diye. Sen bana uzaklaştırma kararı ne demek ya? Bu ne çok demek yani? Çok saçma ya. Zaten konuşmayan iki insan zaten bir araya gelmiyor ki. Doğru. Bu kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkmasının sebebi şu toplumdan gelen baskılar. Evet. Çünkü kadınlar ve çocuklar kadına şiddet ediyordu. Onu engellemek için. Ama bugün geldiğimiz noktada bu kanun ne için kullanılıyor? İki magazin ünlüsünün ya da bir gazetecinin biri hakkında söylediği real şeyleri
Hakikaten, konuşamazsın diyor. Bana şiddet uyguluyor diyor. Dünyanın çünkü mahkemeye şey gidiyor ya. Diyor ki bana iftira atıyor. Doğru değil diyor. Mahkeme de şey... Hakim bunları evli mi zannediyor? Hayır. Allah'ım yasa, yasa Cumhuriyet Savcılığına başvurduğu zaman şiddet mağduru kişi, iddia sahibi otomatikmen uzaklaştırmayı alıyor ki tedbiren. Karşı taraf buna bir şey yapmasın diye. İstanbul Üniversitesi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi eski dekanı ceza hukuku profesörü Adem Sözüer açıklama yapmış bu konuyla ilgili. Seren'in hapis yatmasına sebep yasa kadına şiddet gösteren saldırganlar içindir. Evet. Televizyon yorumcuları, gazeteler vesaire ile ilgili değildir. Hakimlerin yorumu tecrübesizce demiş. Tecrübesizlik olarak değerlendirmiş. Aslında Seren Sarıgül'ün yaşadığı bu olay biraz da emsal olacak. Evet. Hem sanatçılar artık bunları kullanmayacaklarını bir söylüyorlar. Mesela Demet Akalın çıktı dedi ki ben de Hande Yener'e bir dava açtım ama bunu kullanmayacağım kadına şiddet yasasını. Bir emsal oldu bu.